Öğretmenler için bugün büyük gündü. Pek çoğu aylardır, yıllardır görev bekleyen eğitimcilerden 30 bininin ataması yapıldı. Ankara'daki kura çekiminde heyecan büyüktü ama asıl önemlisi bundan sonrasının nasıl olacağı. Zira öğretmen atama sistemi geçen yıl sil baştan değişti ve yeni uygulama ilk kez bu atamalarla test edilecek. Yeni atama sistemini ve Türkiye'nin eğitim politikalarını konuşacağız. Sabancı Üniversitesi'ne bağlı eğitimde reform girişiminin politika analisti Alper Dinçer konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 30 bin hiç de az bir sayı değil, değil mi? Evet, 30 bin yüksek bir rakam. Genelde öğretmen atamaları ortalama her sene 20-25 bin civarında değişiyor Türkiye'de. Seçim yılları 40 bine 45 bine çıkabiliyor. 2016 bir seçim yılı değil. Ama yine de yüksek. Yüksek bir rakam. Hep bu aylarda mı yapılıyordu atamalar? Atamalar iki atama dönemi var. Bir bu Şubat, yani bu sömestr döneminde atama gerçekleşiyor. Bir de okullar hemen açılmadan önce. Eylül'de ya da zaman zaman Haziran'da da yapıyor bakanlık atamaları. Şimdi atananlar hemen görev yerlerine girecekler mi ikinci sömestrde işe başlayacak? Hayır. Öyle gerçekleşmeyecek. Önce eğitim alacakları illere girecekler. Bunu seçecekler atananlar. Eğitim aldıkları yerlerde bir aday öğretmenlik sürecini tamamlayacaklar. Ondan sonra aday öğretmenlik sürecini başarıyla tamamlayan öğretmenler böyle 2 seneyi bulabilecek ve meşakkatli bir yolculuğun sonunda öğretmen olarak atanacaklar. Bu yeni sistemin getirdiği bir düzenleme. Evet, bu yeni bir düzenleme bunun kendisi. Ancak burada şunu unutmamak lazım. Kritik bir burada bilinmesi gereken bir önemli bir nokta var. Her ne kadar mevzuat bu şekilde olsa da aday öğretmenler öğretmen olmadan, yani asıl kadrolarına gitmeden önce maalesef derslere giriyor Türkiye'de. Bununla ilgili mevzuat aday öğretmenlerin derse girmesinin önüne geçiyor aslında, yasaklıyor bunu. Ama buna rağmen pek çok okulda ilgili branşlarda öğretmenler olmadığı için maalesef aday öğretmenler bu süreçleri tamamlamadan da derslere giriyorlar. Aday öğretmenler ne yapacak önümüzdeki 2 yıl boyunca? Eğitim, yani uygulamada eğitim alacaklar. En özet olarak söylemek gerekirse. Uygulamalı eğitimin kendisi neyi içeriyor diye soracak olursanız, bir bu bakanlığın idari süreci nasıl işler? Biraz idare hukuku diye düşünebilirsiniz bunu. Bürokrasiyi, devlet memurluğunu öğrenecekler bir yandan, ama bir yandan da öğretmenlikle ilgili mesleki becerileri kazanacaklar daha uygulamalı olarak. Bu anlamıyla aslında eğer uygulanabilecek olursa hakkı verilerek, geçmiş sisteme kıyasla daha kapsamlı, o öğretmen adayını meslekte daha geniş bir şekilde tanıştıran bir uygulama. Ancak belirteyim, yani uygulamada böyle uygulanmaması riski hiç düşük değil. Yani öğretmenleri bir anda denize atmaktansa onları birazcık hazırlayarak görev yerlerine göndermeyi öngören. Evet. 2 yıl ama uzun bir süre değil mi bunun için? Aslında uzun bir süre değil. Şimdi şunu şöyle düşünmek lazım. Öğretmenlik mesleğinin kendisini kazanmanın o süreç zaten uygulamalı gerçekleşmesi gereken bir süreç. Ama Türkiye'de yine maalesef biz hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarında bu uygulamayı hakkını vererek yapamıyoruz. O yüzden de öğretmenlerimiz yeteri kadar o uygulamayı yaşayamadan, pratiği öğrenemeden öğretmenlik mesleğiyle tanışıyorlar. Hı hı. Bu süreç, bu yeni aday öğretmenlik süreci bunu değiştirecek, telafi edecek. Hı hı. Umarız. Peki, bizim öğretmen açımız ne kadar? Mesela bugünkü atama ne kadarını kapattı bu açın? Şimdi bu biraz zor bir soru. Çünkü öğretmen açığına ilişkin bakanlığın en son açıkladığı rakamlar nispeten eski. Ancak aşağı yukarı bunun 90 bin ile 110 bin arasında değiştiğini söyleyebiliriz bu rakamın çok kabaca. Yani bu atamanın kendisi bunun önemli bir kısmını kapatacak. Ama yine de öğretmen açığımız devam edecek bizim. Hı hı. Buradaki asıl mesele toplamda, yani bütün havuzdaki öğretmen açığı değil. Bu öğretmenlerin Türkiye'ye nasıl dağıldığı. En kritik mesele bu. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı da dedi ki doğuyu çekenler ben ne yaparım da batıya kapağı atarım diye düşünmesin. Gittiğiniz yerde işinize sahip çıkın ve orada kalmaya bakın dedi. Demek ki bu gerçekten önemli bir soru. Evet, o şimdi Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklama yapmış olması öğretmenlerin bu hareketliliğiyle ilgili onun da aslında kaygılı olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bence. Ancak bunun gerçekleşmesi için yani öğretmenlerin orada kalmasına yardımcı olacak şekilde oradaki yaşam koşullarını, çalışma koşullarını gözden geçirmek gerekir. Mevcut durumda öğretmenlerin atamasını ve yer değiştirmesini düzenleyen yönetmelik, öğretmenlerin belirli koşulları gerçekleştirdikten sonra yer değiştirmelerine olanak tanıyor. Öğretmenler de kendileri nerede mesleklerini gerçekleştirmek istiyorlarsa tabii ki o yönetmelik mevzuat çerçevesinde bunu yaşama aktarıyorlar. Tabii bu özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerinde sık sık öğrencilerin öğretmensiz kalmasına sebep oluyor.
Yani özellikle bu en temel eğitimde, mesela ilkokul düzeyinde çok ciddi bir sorun. Bunu biliyoruz. Geçen sene Milli Eğitim Bakanlığı için yaptığımız bir saha araştırmasında pek çok öğrenci bize, 5. sınıf öğrencisi, 6. sınıf öğrencisi, ilkokulda öğretmeninin 8 defa, 9 defa değiştiğini belirtti. Dolayısıyla bu çocukların aslında o bölgelerde çok sık öğretmenleri değiştiği için, öğretmenler o bölgede kalamadığı için aslında en temel becerileri elde edemediklerini, en temel okuma, yazma, matematik becerilerini öğrenemediklerini aslında gösteriyor. Bu da tabii ki daha sonra eğitim hayatından kopuşa sebep oluyor. Dolayısıyla bu öğretmen istihdamı ve atamasıyla ilgili politikaların en mikro ölçekte öğrencinin hayatına ve en temel becerileri kazanmasına çok ciddi etkileri var. Üzerine düşmemiz lazım. Aslında siz de bu konuya şimdi bugün program yaparak çok iyi yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de bu konudaki uzmanlığınızla bunu anlamamıza yardımcı oluyorsunuz. Bizim peki öğretmenlerin verimliliğiyle, yararlılığıyla ilgili başka ne sorunlarımız var? Yani çok çok geniş kapsamlı bu atama sürecinin kendisi de aslında Türkiye'de bu bahsettiğiniz öğretmenlerin verimliliğini etkileyen bir mesele. Bir öğretmen niteliğiyle ilgili ne biliyoruz diyecek olursanız eğer Türkiye'de, bir bu uluslararası yapılan çalışmalardan aldığımız bilgiler var. Çok ünlü PISA araştırmasını OECD'nin yaptığı çok insan biliyor, takip ediyor. Orada kabaca matematik, fen ve bu okuma yazma alanlarında bizim okul müdürlerimiz aşağı yukarı dörtte biri benim okulumda nitelikli öğretmen yok, ben bu yüzden bu dersleri iyi işleyemiyorum okulumda diyor. Bu OECD ortalamasında bu rakamlar çok daha düşük. %5'i, %6'sı OECD ortalamasında böyle diyor müdürlerin. Bunun dışında biliyorsunuz öğretmenlik alan bilgisi testi uygulamaya konuldu ve 2013 senesinden beri uygulanıyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmak istiyorsanız normal KPSS, genel kültür ve genel yeteneğe ek olarak kendi alanınızda, yani çalışmak istediğiniz alanda da çoktan seçmeli bir sınava girmeniz lazım. Bu sınavda da öğretmenler kendi alanlarında 50 soru yanıtlıyorlar. Ancak yine maalesef öğretmenlerin ezici çoğunluğu bu 50 sorunun yarısını bile kendi alanında doğru yanıtlayamıyor. Bu çok önemli bir veri değil mi? Yani öğreticiyi alanla ilgili ne kadar donanımlı olduğunu gösteren bir ölçüm bu. Evet. Hem Türkiye'deki hem uluslararası araştırmalardan öğretmenin kendi alanında ne kadar donanımlı olduğunun öğretmen niteliği için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yani matematiği ne kadar iyi bilirseniz matematiği o kadar iyi anlatabiliyorsunuz. Ve Türkiye'de maalesef bizim hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarımızın aslında bunu kazandıramadığını görüyoruz. Ya kendi bilmediği şeyi anlatmaya gönderiliyor o zaman öğretmenler. Çok daha iyi olması gerekiyor mutlaka. Ne demiştiniz yani, cevaplama oranları soruda? Ya çok ciddi bir ortalama olarak genelde 50 sorudan branşlara göre değişmekle beraber yarısından düşük. Net doğrular. Sanırım birkaç alanda sadece yarısından daha yüksek ama şimdi yani sanırım Türkçe'de de yüksek. Ama fen ve matematik de anladığım. Onlarda evet, fen, fizik, biyoloji o alanlarda genel olarak ortalamanın bir hayli altında. Ortalama başarılar 25 netin bir hayli altında. Ama bunu şöyle düşünmüyorum. Yani bu rakamlar üzerinden öğretmene yüklenmek hiç mantıklı olmaz. Çünkü çok ciddi bir sistem problemi var. Yani biz işimiz gereği, ben eğitim reformu girişiminde bizim yaptığımız araştırmaları sunmak için eğitim fakülteleri sağ olsunlar bizi davet ediyorlar. Görebiliyoruz eğitim fakültelerini. Oradaki öğrenciyle konuşabiliyoruz. Ya ben bir eğitim fakültesinin kafesine gittiğim zaman, bir kahve içmek istediğim zaman, bir karton kap aldığım zaman onun üzerine KPSS dershanesinin reklamını görüyorum. Ya da kütüphanesine gittiğim zaman yine kütüphanesinde KPSS testi çözen eğitim fakültesi öğrencileri görüyorum. Bu seçme ve adama sistemi önemli ölçüde eğitim fakültelerindeki bu kaliteyi de, yani bizim nitelikli öğretmen yetiştirme becerimizi de sınırlıyor görünüyor. Bu anlamıyla çok daha yani kapsamlı öğretmen yetiştirmemizi gözden geçirmemiz lazım. Diğer kritik bir nokta, siz sormadınız ama ben buna bir şey daha eklemek istiyorum. Türkiye'de en son noktada biz her sene tekrar yani 25 bin belki 30 bin öğretmen işe alacağız. Ancak asıl sistemin içinde şu anda 850 bin öğretmen var zaten. Ve o öğretmen çok aslında o havuzun kendisi çok yavaş değişiyor. Bizim bireysel ve mesleki gelişim olanaklarıyla o öğretmenlere de destek olmamız, onların yanında olmamız lazım. Bu alanda da eğer ilerleme kaydetmeyecek olursak eğitimde niteliği hızlı şekilde yükseltemeyeceğiz Türkiye'de. Yani mevcut öğretmenlerin niteliğini yükseltmek gerekiyor. Hizmet içi eğitimle. Hizmet içi eğitim bu sadece o bir şey. Yani bütün mesleki gelişimin kendisi çok geniş bir kavram. Ve aslında sürekli mesleğin içinde olması gereken bir süreç. Hizmet içi eğitim o mesleki gelişimin etkinliklerinden biri olabilir sadece. Milli Eğitim Bakanlığı bunu kısmen
merkezi olarak gerçekleştiriyor. Ancak bunun üzerine çalışmalar var, bakanlığın gerçekleştirdiği. Bir öğretmen yeterlilikleri çalışması var. Nitelikli öğretmen nedir? Bakanlık bunu tarif etmek istiyor. Okul temelli mesleki gelişim programı var. Ve bunları 2016'da bakanlığın etkinlik faaliyetleri içinde görüyoruz. Aynı zamanda hükümet programında ulusal öğretmen stratejisinden bahsediliyor. Yani kapsamlı şekilde aslında hem hükümet hem Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen niteliği nasıl yukarı çekilebilir bununla ilgili ciddi anlamda düşünüyor. Ancak maalesef Sumut'ta uygulamaya geçen bir adım daha maalesef yok. Ama bu son bahsettiğiniz ya aday öğretmenlik statüsü ve onların 2 yıla yakın sistemin içine karışmadan sadece yaptıkları işin formasyonuna dönük gene bir süreçten geçirilecek olmaları belki söylediğiniz şeyi ihtiyaca karşılık verecek. Şimdi bu tekrar belirteyim. Bu işin yani mevzuatın tarif ettiği süreç. Sizin tarif ettiğiniz süreç. Yani eski süreçte, yani değişmeden önceki süreçte mevzuatı tarif edildiği şekilde yapılabiliyor olsaydı yine bir nebze daha iyi bir durumda olurduk. O yüzden bizim bu süreci izlememiz ve gerçekten nasıl işliyor? Acaba bu ihtiyacı yanıt veriyor mu? Bunu görmemiz lazım. Biz ancak bunu gördükten sonra iyi bir şey yaptık diyebiliriz. Hı hı. Şu noktada benim hala önemli ölçüde kaygılarım var. Aday öğretmenler mevzuat yasaklamasına rağmen hala derse girecek mi? Hı hı. Bunların girmediklerini ve o süreci gerçekten kendilerini geliştirmek için kullandıklarını görmemiz lazım. Onu görmeden de yani bir sağlıklı bir değerlendirme yapmak iyi olmaz. Ancak şunu söylemek, olumlu anlamda şunu söylemek mümkün. Hem hükümet programında hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarında bu konunun ciddi alındığını ve bu konuda ilerleme kaydetmek istediğini görüyoruz. Tabii diğer kritik bir mesele çok ciddi bir atanamayan öğretmenler havuzu var bir yandan da. Eminim belki siz de soracaktınız. Aynen soracağım onu. O havuz hiç sığlaşıyor mu yoksa aynı derinliğini koruyor mu? O havuz derinleşiyor demek doğru olacak. Çünkü eğitim fakültelerinin kontenjanları sanırım şu anda 40 bine yakın. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın her sene 40 bin öğretmeni alabilecek bir kapasitesi yok. Aslında kapasiteyi nasıl tanımladığınız önemli ama en son noktada Maliye Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor bu öğretmen alımlarına ve yani orada bir o denklemi orada çözemiyoruz, onu biliyoruz. Dolayısıyla aslında sistemin ihtiyacı olandan çok daha fazla öğretmenlik yapabilecek birey yetişiyor. Ve bu süreçte böyle devam ettiği sürece maalesef öğretmenlik mesleğinin yıpranmakta olan bu itibarı, statüsü daha da fazla yıpranmaya devam edecek. Çünkü biz daha fazla atanamayan öğretmen haberi okuyacağız maalesef. Daha fazla eğitim fakültesi mezunları işsiz olacaklar. Daha düşük ücretlerde kendi alanları olmayan alanlarda çalışmaya devam edecekler. Böyle olduğu sürece tabii ki de toplumda öğretmenlere bakış açısı maalesef yüksek olmayacak. Bugün mesela atanan 30 bin öğretmen kaç kişinin arasından atandı? Kaç başvuru vardı biliyor muyuz bunu? Evet. Sanırım 130 bin civarında başvuru vardı. Hı hı. Ancak KPSS şimdi KPSS ona yani bu genel kültür ve genel yetenek ve KPSS 121'e bundan daha fazla sanırım 160-170 bin gibi aday katılıyor. Onların arasından bunlar başvuruyu yapabilen adaylar. Çünkü yine bu kaliteyle ilgili endişeden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı belirli bir tavan puanının üzerine çıkamayan öğretmenlerin de aslında başvuru yapmasının da önüne geçti. Onun için orada aslında bir grup otomatik olarak eleniyor. Maalesef o havuz artmaya devam edecek şeyi de biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2012'de gerçekleştirdiği bir araştırmada şunu da gördük. Bir öğretmen adayı ortalama 2,5 kere KPSS'ye giriyor. Sonra vazgeçiyor. Ondan sonra da maalesef evet vazgeçiyor. Şimdi mesela yaptığımız hesaba göre o zaman 4 başvurandan biri bugün atandı. Geri kalan %70'i atanmamaya tabii devam ediyorlar yani. Tabii öyle ve bu birikiyor. Tabii bu ortalamada 4 başvurandan birisi atanıyor. Sanırım rehberlikte, İngilizce'de, din kültür ahlak bilgisinde atanma oranları nispeten daha yüksek. Ancak fiziğe ya da matematiğe bakacak olursanız çok daha düşük. Çok daha rekabetçi yani o alanlar. Bu da yani branştan branşa çok çok değişiyor. Onun için de öğretmen olmayı isteyen ve bu sene üniversite sınavına girecek olan öğrenciler bunlara dikkat etsinler. Yani şansları ne olacak atanmak için? Evet, biraz branşları gözeterek iş bulma şansını göz önünde bulundurarak yapsınlar. Evet. Diyorsunuz. Çünkü özellikle bazı alanlarda artık yani atama sayıları çok çok düşük. Çok rekabetçi. Bazı alanlarda da hala o kadar rekabetçi değil. Başvuranların %30'u %40'ı atanabiliyor. Evet. Alper Dinçer çok teşekkürler. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her şey devam ediyor.
devletin